Sivaslı kuş yetiştiricileri vazgeçemedikleri Sivas kuşu için her gün şehrin dışında bulunan alana giderek kuşlarıyla yakından ilgileniyorlar. Kent merkezine uzak bir noktada olan Merokum mevkiinde kurulan çok sayıdaki kuş kümesi görenlerin dikkatini çekiyor. Kuşbaz olarak bilinen kuş yetiştiricileri vazgeçemedikleri kuşları için her gün bu alana geliyor. Yaklaşık 2 kilometre kare alanda kurulan çok sayıdaki kuş kümesinde onlarca kuşbaz, yüzlerce Sivas kuşunu besleyip yakından ilgileniyorlar. Çocuk yaşlarda kapıldıkları kuş sevdasından vazgeçemeyen Sivaslılar zamanlarının büyük bir bölümünü kuşlarıyla geçiriyor. Adeta kuşlarla aralarında dostluk oluşan kuşbazlar kuş sevdasının tarifini yapmakta bir hayli zorlanıyorlar. Bu arkadaşlar da günlük geliyorlar çünkü bu hayvanların burada günlük yemlenmeleri lazım, su içmeleri lazım. Bu hayvanlar bir de kırılgan bir hayvanlar. Hastalandı mı erken teşhis görmediği zaman çabuk telef olan bir hayvanlar. Onun için günlük geliyorlar bu arkadaşlar. Yani bu çok büyük ilgi ve uğraş isteyen bir şey. Sevmeyenin yapabileceği bir şey değil. Gözle görülebilir şöyle 2 kilometre kare alan içerisinde benim tahminim 20 kadar yuva var. Bura geniş bir arazi. Şimdi bu hayvan özellikle Sivas kuşu olduğu zaman bu hayvan zor bir hayvan. Bunun yerine inmediği zaman burada sahibine bir çile. Çünkü burada 3 saat geçirecekse yerine inmediği zaman bu süre 6-7 saate çıkıyor. Dediğim gibi şehrin içinde bunları indirmek çok zor Sivas kuşunu özellikle. Ama arazide bura geniş olduğu için buraya inmese bile 20 metre öteye hayvan bir şekilde atıyor kendini yani. Evet. Onun için burası tercih ediliyor. Bir de çatıda şehir içinde hani buradaki verdiği zevki vermiyor yani. Burada işte çayımızı falan demliyoruz. Oturuyoruz altında 2 bardak çay içiyoruz. Sohbet, muhabbet. Gidip kahvede ya da çarşıda vakit geçirmektense burada bu işin zevkini bilen arkadaşlarla oturup muhabbetini yapmak, konuşmak daha farklı bir duygu yani. Çok uçumludur. Havaya dayanıklıdır. İplik yani ip çekmiş gibi, şakur vermiş gibi havaya kanat sesi yüksek bir şekilde, gövde sesi ve kanat sesi ayrı bir şekilde dönen kuşlardır. İnişleri de çok sağlamdır. Şimdi günümüzde bu kuşlar pek kalmadı. Zamanında Urfa, Mardin kuşları girerek yani kırıldıkları için tam orijinalleri kalmadı. Bir de çalınıp gittiler. Ya da şöyle anlatayım, büyük bir mevzu paralara satıldılar. Bu nasıl bir sevda? Bu hiçbir şeye benzemeyen bir sevda. Bu çocukluktan gelen bir sevda. İnsan kuşu bir sefer sevdim mi daha bırakamıyor. Bu ne hani derler ya, ne gençlikte kızınla gezmeye benzer, ne içkişmeye benzer, ne hani derler ya kumar oynamaya. Bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir sevda, bambaşka bir aşk. Fiyatları kuşun kalitesine göre değişir. Çok iyi bir kuş, çok aşırı derecede iyi bir kuş, müthiş paralara satılan kuşlar. 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin liraya kadar satılan kuşlar oluyor. Ama biz o pazarlıklar içine girmedik ama düşmedik ama duyduklarımız yani. Çok güzel bir kuş.